Herkese merhaba. Bugün Yunanistan'ın Volvi Gölü'ndeyim. Selanik'e yaklaşık 100 kilometre ötede büyük bir göl burası. Yunanistan'ın ikinci büyük gölüymüş. Normalde amacım Yunanistan'a gelip deniz balığı tutmaktı ama konaklamamızda bir değişiklik oldu. Volvi Gölü'nün kenarında bir otel bulduk. O kadar kenarında ki dibinde. Sordum balık var mı diye, sonra da internetten baktım perch var. Turna olduğunu gördüm. Eğer bilgiler doğruysa. Kırmızı balık dedi resepsiyondaki abla ama tam bilmiyor balıkları. Gösterdim. Perch, evet böyle bir şeyler tutuyorlar dediler. O yüzden buraya geldim. Suda acayip oynak var. Gümüş oynakları. Arabamın kapısını kapattım. Gümüşler önümde yaklaşık 50 metre genişliğinde gümüş sürüsü zıpladı. Öyle bir oynak var. Büyük sazanlar var burada. Benim internette gördüğüm o asıl olayı sazan buranın. Popper avıyla başladım. Oynakların olduğu yerin önü yosunluk. Bir popperla deneyeceğim burayı. Bakalım bir şeyler olacak mı? Rast gelsin diyorum kendime. Yunanistan'a gelip perch tutmak da yine benim marabalım. Bakalım tutabilecek miyiz, o da ayrı ya. Başlayalım. Yaklaşık 1-2 saat falan avlanacağım. Eşime dedim ki 8-8.30 gibi gelirim ben. Saat şu an 6. Nasibimizde ne var göreceğiz. Aldım. Aldım. Ha, balık bir. Yunanistan pörcü geldi sanırım. Neysin sen, pörç? Yo, pörç. İşte bu be. Birinci balığımızı aldık. Küçük bir pörç. Yunanistan'da da yakala bırağı devam. Atıyorum. Regular pörç. Aldım. 2. Bu daha küçük işte. Küçük bebekler, ben sizi istemiyorum. Dur bakalım çocuğum. Kapat kapat kapat, sırtır kapat. Pörçlerimiz küçük. Güle güle. Eski bir futbol sahası var burada. Kale direkleri ölmüş. Birileri sandalye, yatak matak da bırakmış. Herhalde düzenli gelip kalıyorlar mı nedir? Yangın tüpü dahi var. Sazlıkların önünde çok oynak oluyor. Ancak sazlıklardan geçiş yok, henüz bulamadım. Az ileriye bakacağım. İleride de bir tane termal tesis var. Belki onun önünden atabilirim. Onun önünde de büyük oynaklar var. Turna oynar gibi geldi. Bir turna alsam güzel olmaz. Yunanistan turnası nasılmış onu görürüz. İki tane perç kandırdım şimdiden. Oraya varayım, açacağım ben yine kaydı. Şöyle sıcak su akıyor suya. Olur mu burada balık acaba? Az daha ileriye yürüyeyim. Burada daha az yosun var gibi duruyor. Kaldım. Aha, bu büyük. Büyük mü değil mi anlayamadım da güzel geliyor. Perch 3.
küçük. Küçük bir delikanlı. Şu maşayı da alayım ben elime ya. Sürekli oynak var ya. 3 gidiyor. Güle güle 3. Şurada azilerde bir şeyler var. Bir de orayı yoklayayım. Bura çok bereketli değil. İskele var. Ya burada güvenli durmuyor ya. Ben toprağıma geri dönüyorum. Ama ortam bu. Şu iskele güzelmiş. Burası ayrı bir tesis de, terk edilmiş bir tesis gibi. Epey oynak var burada da. Ben gidiyorum kendi ilk geldiğim yere. Yüksek olmasından hoşlanmadım buranın. Vay arkadaş ya, ne atlıyorlar ya. Sazanlar efsane atlıyor. Eğer turna değilse sazan. Bazılarını görüyorum, net sazan da. Yani şov yapıyorlar resmen gölde. Son atış olsun, hadi gidelim. Sabah suyu avımı bitirdim. Manzaram, ortamım buydu. Şu az önce önüne gittiğim termal tesis. Böyle tarlalar var. Tarla yolundan indim ben de buraya. Şu tarla yolundan indim. Otelin arkasında birkaç sokak var. Orada da full kalacak yerler var. Genelde otellerden oluşan bir bölge sanırım burası. Selanik'e giderken ara durak yaptık. Vaktimiz yoktu dün gece. 12 gibi falan buraya vardık. Kahvaltıda bir akşam yemeği yemiştik. Ondan sonra burayı bulduk. Dedik Selanik'e sabah kahvaltıdan yola çıkmaktan en azından yolu yarılayalım. Buraya kadar geldik. Sonra bir baktım ki otelin yanında göl var. Gölü araştırdım. Gerçi bunlardan bahsetmiştim. Göldeki balıkların videolarını izledim. Sazanlar cidden muhteşem burada. Birçok atlayan sazan oldu. Eğer güzel bir görüntü elde ettiysem onlardan da koyacağım. Yalnız doğası mükemmel buranın. Güneş çıktığı gibi balık kesti ve hava birden çok sıcak oldu. İyi seyirler diliyorum. Deniz videoları da gelecektir diye umuyorum, balık tutarsam. Takipte kalın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.